Bayanlar baylar, Telekom Mars'a tekrardan hoş geldiniz. Bu bölüm cihazların hepsini kurmayı deneyeceğim. Aslında bunu kayıt dışında yapacağımı söylemiştim ama vazgeçtim. Her şeyi kayıt içerisinde yapmaya karar verdim. Bakalım, şöyle biraz ilerleyelim. Açığa bir yere kuralım. Sen şurada dur bakalım. Biraz daha ileriye gidebilir. Evet, her şeyi kayıt içinde yapmaya karar verdim arkadaşlar. Böylece tüm gelişimi sizinle paylaşabilirim. En azından oyunda nasıl ilerlediğimi görürsünüz. Ve bu zevk verir mi? Tabii orasını bilemem ama orasını bilemeyeceğim ama umarım zevk alırsınız. Telekom Mars biraz yavaş ilerleyen bir oyun. Yani şu görevleri bile tam 3 videodur bitirmeye çalışıyoruz. Umarım bu bölüm bitirebiliriz. Bu videoda bitirebiliriz diye düşünüyorum. Pek tabii ki çok umut verici konuşamayacağım arkadaşlar. Ama durum bu. Seni de şöyle koyacağız. Şurada dur. Güzel. Şimdi bu alet ne yapar? Bu alet bizim enerji kaynağımız sanırım. Bu ne yapacak? Hiçbir fikrim yok. Şunu şöyle çevirelim. Neyse ya, dursun şimdilik. Bu arada hava kararmaya başladı. Bu karanlık bizim başımıza biraz iş açabilir. Ortamın kararması gerçekten başımızı arıtacak gibi görünüyor. Çünkü birazdan burada göz gözü görmeyecek arkadaşlar. Belki şu kamyonun ışıklarını da çalıştırıp biraz mekanı aydınlatabiliriz. Şimdi şöyle mi koysak? Evet, şöyle koyalım. Peki. Ama bir saniye, böyle ters oldu değil mi? Evet, böyle olması lazım. Paneli görmemiz lazım. Tamam. O halde şu elektrik zavazingosunu biraz daha yavaş yavaş. Evet, şöyle biraz geride dursun. Peki ne kaldı? Evet. Yavaş, sakin ol. Sakin ol. Evet. Bu şeyi çoğaltıyor. Üçlü priz gibi düşünebilirsiniz. En azından ben öyle olduğunu düşünüyorum. Yani oradan şimdi şunun iki tane çıkışı var. Evet, böyle olacak. Yeşil kırmızıya, sonra tekrar yeşilden kırmızıya. Buna iki tane giriş gerekiyor. Senin durumun nedir? Senin girişin burada. Bu taraftan bir giriş yok. O zaman şöyle yapsak. Bu sefer her şey neyse ya. Hadi.
biraz sinir bozucu arkadaşlar. Yani siz izlerken sinir oluyorsunuz, ben oynarken sinir oluyorum. Gerçekten sinir bozucu. Ortam iyice karardı. Şu kamyonun şeyini bir çözelim ya. Diğer taraftan merdivenler açık mı? Önce ona bir bakalım. Evet, gerçekten de buradan açılıyormuş. Yorumlarda bir arkadaşımız onun arkadan açıldığını söylemişti. Ben hiç dikkat etmedim ama oradan açılabiliyormuş. Bunu da öğrendik. Kamyona bir şeyler indirip ya da yüklemek için orayı kullanacağız. Bunu öğrendiğim iyi oldu. Merdivenlerle çıkmak gerçekten çok zordu ve ayrı bir işkenceydi. Oyunda zaten her şey sıkıntılı ve işkenceli. Bir de kamyona bir şeyler koyup indirmek o ayrı bir işkence. Şimdi şu ışıkları kapatalım. Şuraya bir oturalım. Nasıl yapacağız? Şuradan. Bir saniye. Evet. Arka kamera. Bir şeye çarpmayız umarım. Peki. Güzel. Bana bak, sakın ışıklar kapanmasın. Bu aracın aküsü var mı? Evet, bence iyi bir şekilde burayı aydınlattık. Tabii işin içerisinde bir de kendi gölgemiz var. Kendi ışıklarımızı da açalım. Sen şimdi benimle geliyorsun. Şunu da şimdilik burada dursun arkadaşlar. Bir taneyi aldım. Bırak şunu ya, bırak şunu. Bir oyun nasıl işkenceye dönüşür? Evet. Bir oyun nasıl işkenceye dönüşür? Bunu canlı olarak izliyorsunuz. Sakin ol. Bir şey söyleyeyim mi? Şunu biraz daha geriye alacağım. Evet. Yeşil uç değil, tabii ki kırmızı ucu istiyoruz. Abi çok zor ya. Yani basit bir şeyi bu kadar çok zor. Oldu galiba. Neyse. Basit bir işlemi bu kadar problemli hale getirebilmek gerçekten büyük yetenek istiyor. Oyunu geliştirenleri bu konuda tebrik ediyorum. Aşağıdakine takılır mı? Takıldı. Tamam. Ne olacak? Ama öncesinde şöyle bir şey yapmamız lazım değil mi? Evet. Evet, bu aletler böyle kuruluyor.
Şimdi buradan ürettiğimiz elektriği şuraya vereceğiz. Buradan da dağıtacağız arkadaşlar. Teoride her şey düzgün ama pratikte bilemiyorum. Bırak şunu, bırak. Kırmızı ucu istiyoruz. Güzel. Hayır, sanki çok önemli bir şeymiş gibi bir de şeyden yakalamıyor. Yani kabloyu ucundan değil de ortasından yakalıyor. Sanki çok önemli bir şeymiş gibi. Ya yapacağın şey belli zaten. O ucu oraya takacaksın. Niye ortasından yakalıyorsun? İşte ucundan tut götür. Bırak. Peki. Bunu her yaptığımda gülebilirim çünkü gerçekten komik. Şurada bir yeşil uç var. Bir saniye. Evet. Güzel. Şişt, sakin ol. Sakin ol. Şunun için mi ortasından tutturuyorsun? Peki. Kabul ettim. Bir bildiğiniz varmış. Kendi yarattığınız kaosu çözmek için bu tür çözümler ürettiniz. Gerçekten bravo. Tamam. Bunun bir elektrik girişi var mı? Bu bize oksijen üretecek değil mi? Bunun herhangi bir elektrik girişi yok. Peki. Bırak. Bırak. Evet. Yavaş, sakin ol. Sakin ol. Şurada bir yeşil uç var. Onu kırmızıya. Evet. Diğerini de. Ne oldu? Ne oldu? Bir kablo daha mı takmam lazım? Hadi bir tane daha takalım. Bilmiyorum. Bir amacı var mı yok mu bilmiyorum. Ya da şuradan bir kablo buraya ve hem şuna hem buna İki giriş mi? Çünkü yeterince kablomuz kalmamış gibi görünüyor. Peki, sen bir kırmızı uçlu girişsin. Oldu herhalde ya.
Şimdi bunu da yerleştirmemiz lazım. Evet, bu çalıştı. Peki sen? O da tamam. Peki ne istiyorsun? Bir şeyler vermem lazım ki bana bir şeyler üretsin. Şöyle eğilsem. Evet, böyle eğilerek daha rahat görebiliyorum. Şimdi bir saniye arkadaşlar. Mars toprağını şey yapmamızı istiyor, rafine etmemizi istiyor. Nasıl yapacağız? Evet, böyle olacak sanırım. 10 tane Mars toprağına bunları verecekmiş. Bir saniye. Biz neye ihtiyacımız vardı? Oksijene mi ihtiyacımız vardı? Evet. Bize o zaman oksijen üretecek bir şey lazım. Aa, bakın bu oksijen veriyormuş. 10 tane Mars toprağına 8 tane oksijen veriyor. Peki. Şimdi. Buralara boş şeyleri koymamız gerekiyor diye düşünüyorum. Neredeydi? Buradaydı değil mi? Yavaş, sakin ol, sakin ol. Bu ne yapıyor? Bunun olayı nedir? Gerçekten ne yaptığını anlamadım ama çalıştığına göre bir şeyler oluyor. Peki dayı, sen ne üretiyorsun? Ah, bakın Mars toprağı çıkarmaya başladı. Bu herhangi bir şey yok. Bunda da herhangi bir şey yok. Peki. Tamam, ben olayı çözdüm arkadaşlar. Buradan toprağı çıkartıyoruz. Rafineliğe koyup işliyoruz. Onu işte oksijen vesaire her ne olacaksa ona dönüştürüyor. O dönüştürdüğümüzü de bunun içerisine depoluyoruz. O zaman izninizle ben şunu buradan kaldırayım. Ve onu en azından evet buraya koyarsam evet. Buradan aldığımız ürünü de doğrudan bunun içerisine boşaltırız. Peki. Seni de şuradan gel bakalım. Güzel. Bunlardan bir tane daha vardı. Evet, buradaydı ama bunu kaldıramıyorduk sanırım. Aa, yok, kaldırabiliyormuşuz. Ne alemdesin? Peki. Daha yarısını dolduramadık. Evet, bir tanesi doldu ve ikincisine başladı. Güzel. Abi ben seni şuradan alsam, götürüp oraya taksam, buraya mı takmam lazım? Doz dediğimde aa evet 3 tane ünite koymamız lazım. Peki. Burada baya bir işimiz var arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bu alet
burada bu işleri yapmaya devam ederken biz de çevreyi dolaşalım. Tamam. Silikon, demir, potasyum, oksijen ve su verecekmiş. Sana güveniyorum. Tamam. Hepsini seçmek gerekiyormuş arkadaşlar. Başla bakalım. Ne oluyor ya? Sallanıyor. Bir autosave aldık. Pekala arkadaşlar, bu işlemin olmasını bekleyeceğiz. Ne kadar sürecek bilmiyorum. Şu anda üzerinde çalışıyormuş. Şunlara bakalım. Evet, bir şeyler oluşmaya başladı. Şuradan ışığı kapatırsak. Mesela bu, ya hadi. Evet. Sol taraf oksijen yavaş yavaş dolmaya başladı. Potasyum üretiyor. Demir, silikon, su falan filan. Oksijeni aldık. Bu tankı tamamen oksijen mi dolduracağım? Evet, doldurmaya başlıyor. Ünite oksijen alabiliyormuş. Bize ne kadar istemişti? Ha, %10'u tamamlandı. 1200 ünite istemişti. Yani aslında 10 tane yapacağız. 10 tane yapacağız. Devam edebilir misin? Evet, şu an ikincisinden çalışıyor. Ondan sonra üçüncüsüne geçecek. Neyse ki bu süreç biraz daha hızlı. Diğeri bayağı bir yavaştı. Yani şuradan rafine etmek, toprağı çıkartmak bayağı bir yavaş sürüyor ama rafine etmesi daha hızlı. Tabii şundan dolayı hızlı. Çünkü istediğimiz şey oksijen. Oksijenin üretimi daha hızlı olduğu için hızlı. Diğerlerini daha yavaş üretiyor. Şunu alalım. Nereye gitti? Gel buraya. Hadi bırak şunu. Şunu da aldık. Devam ediyorsun. Devam edemiyor musun? Ha, devam edemiyorsun çünkü aynen. Bu olmazsa devam edemezsin. Şuradaki boşu alalım. Tamam ya, ben taktiği kaptım. Taktiği kaptım arkadaşlar. Biraz yavaş da olsa bu işi yapacağız. Biraz daha zamana ihtiyacı var. Dolsun bakalım. Ne oldu? 256 oldu. %21'e ulaşmışız. Elimizde oksijen varsa getirip buraya dolduralım. Sana ne oldu böyle ya? Sana ne oldu böyle? Şuna bak. Allah'ım ya, kamyona bakar mısın? Ona bir kafa atsam düzelir mi? Gerçekten çok ilginç.
Evet. Ona bir kafa attım ama pek düzelmedi. Bir tane daha deneyeyim. Bu sefer işe yaradı. Yok, yine yaramadı. Böyle durmayı nereden öğrendin? Galiba bu sefer oldu. Evet, bu sefer oldu. Birkaç kere koç gibi kafa attım ve düzeldi. Tamam. Arkadaşlar küçük bir ara daha vereceğiz ve buradaki her şeyi tamamladıktan sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Pekala arkadaşlar, artık görevi tamamlamamız lazım. Bakın tam %99'da kaldı. Ve son bir işlemle burayı bitireceğiz. Artık burada yapmamız gereken her şeyi yaptık. Şimdi evet, çalıştırıyorum. Bakalım bize ne verecek. Sadece %1'lik bir oksijene ihtiyacımız var. İnanın bana gerçekten çok zor oldu ve aşağı yukarı 1,5-2 saat kadar sürdü. Ama bu sürede tabii ki boş kalmadım. Tüm her şeyi buraya stokladım ve enkaz alanını da baştan sona araştırdım arkadaşlar. Enkaz alanında da bayağı bir şeyler buldum. Onları da getirip buraya stokladım. Ve bundan sonraki görevde bizi ne bekliyor bilmiyorum ama muhtemelen buradan taşınmamızı isteyecek. Başka bir yere gitmemizi isteyecektir diye düşünüyorum. Şimdi sen ne alemdesin? %95'te kaldın. Sıkıntı değil, ben seni oradan alayım. Ve şuraya takayım. Listen, I found the methane and produced enough oxygen to make it to Cydonia. Now, I just have to wait for the MML to land. Tamam. Dedi ki mükemmel. Metan buldum ve yeterince oksijen ürettim. Sadece MML aracının inmesini bekleyeceğim dedi. Bakalım ne olacak, ben de merak ediyorum. Finally, the mobile lab has arrived. I should fuel it, gather my supplies and leave this godforsaken place. Pekala. Şimdi de şöyle dedi arkadaşlar. Sonunda MML aracı geldi. Ona yakıt koymalıyım. Malzemeleri toplayıp burayı terk etmeliyim dedi. Evet. Anlayacağınız üzere bizi yeni bir görev bekliyor ve bu görevi bir sonraki bölüm yapacağız. Bir sonraki videoda yapacağız. Şimdilik oyunu sonlandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki bölümde kaldığımız yerden devam ederiz. Ve bu MML denen aracı da gidip yakından görürüz. Hoşça kalın arkadaşlar.